Söylüyoruz. Her zaman da onu söyleyeceğiz. Başta hanımefendiler olmak üzere. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Sağ olun. Ve ayrıca buradan evlere de sesleniyoruz. Bizi zaman zaman birinci yapan, bizi en içten duygularıyla izleyen o insanlara da buradan yine sesleniyoruz. Yine başta hanımefendiler olmak üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz, saygılarımızla kusur etmemeye gayret gösteriyoruz ve sizleri çok sevdiğimize ama çok sevdiğimize inanmanızı canı gönülden istiyoruz efendim, canı gönülden. Evet. Çünkü bu memlekette ne karar verileceğine bir tek siz karar verebilirsiniz. Herkes hava, vallahi hava, en büyük karar sizden çıkar. Sağ duyunuza inanarak, yüreğinize inanarak, beyninize ve düşüncelerinize inanarak en doğru kararı halk verir. Bunun artısı yok, eksisi de yok. Şimdi programımız sıcak sıcak, sıcak sıcak fırında lahmacunlar pişiyor ve karanfili çağırıyoruz. Karı, kız, zırt pırt, karı, pış, zırt.
Gel çocuğum. Ona kardeş dayı mı oldun sen? Bu ne hal böyle dayı? Yavaş olup hop. Ne dayısı? Biz sapık mıyız? Ne demek yani bütün dayılar, bütün kabadayılar öyle sapık mı oluyor? Haşa, kabadayılara laf yok. Ben onlara sapık demedim de benden kabadayı olmaz dedim. Ne olur senden kabadayı olmaz da? Ben kızım, yok kaba olur da dayı olmaz. Ne yani, olur? Olsa olsa kaba teyze olur. Kaba teyze, o nasıl oluyor? Şimdi kadınlar mafya oluyor ya, artık kadınlar da mafya oluyor. İşte ben de kadın mafyayım. Ne işe bakıyorsun sen? Ben çene mafyasına bakıyorum. Çok konuşanlardan haraç kesiyorum. Ne demek bu çok konuşanlardan haraç kesiyormuş da, biliyormuş da, nasıl orada buluyormuş da böyle dili bu kadar olan şey diyorsunuz da? Konuş konuş, hesap kabarıyor, konuş maşallah. Niye kabarıyor hesap? Her kelime 100 milyon İbu abi. Peki kızım sen bana fazla bulaşma. Elimden bir kaza çıkabilir her an, onu söyleyeyim sana da ben. Yapma ya, kazanın ismi ne olacak? Cinayet olabilir kazanın ismi. Cinayet kazası, kaza, kasaba, İbo kent nasıl? Önce kaza olur sonra il olur he. Güzel, bu zamanda ilin olmuş güzel şey tabii İbo abicim. Yalnız dikkat et, acele et daha doğrusu. Şimdi bu kazalar yani il oluyor ya, sayıları artıyor, numaralar da büyüyor. 100 numara sana gelmesin sakın. Ne demek bu 100 numara sana gelmesin, cırt mı olur? İşte 100 numara gelirse asıl cırt olacaksın. 100 numara bana niye gelsin? Ya işte bu kasabalar, il olacak kasabalar var ya. Bana ne kasabalardan? Onlar birbirleriyle niye yarışıyorlar, niye il olmak istiyorlar? Sebebi burada yatıyor zaten. Nerede yatıyor? Ha ben seni uyarayım Zırtta. Dedim. Tabii, 100 numara olmak istemiyorlar onlar. Ne olmak istiyorlar? Onlar eğer 100 numara olurlarsa, hani yazarlar ya böyle otoyollarda, illerin altında rakım, nüfus. Evet. 100 numara olacak ilin altında yazmayacak o. Ne yazacak? Rakım, nüfus yerine büyük 50, küçük 25 yazacak. Kızım ne alaka şimdi kabadayıdan nüfus 50, 100 numara il? İşte bu yüzden olmak istemiyorlar. Hami var ya Hami, Trabzonsporlu. Evet. Yönetim onun Trabzonspor'da kalması için il olma sözü vermiş Hami'ye. Ne olacakmış? Adı değişecek. İl Hami olacak. Gel anam gel. Sen bırak şimdi İl Hami de, bizim biliyorsun il programlarımız var. Sen şimdi beni susturmaya mı çalışıyorsun? Çok konuşuyorsun. Yani ben senden para almam. Sen konuş konuşabildiğin kadar mı? Cır 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 cır. Ben senin... susmam. Çene mafyasının lideri kaba teyze karanfil susmaz. Sen susacaksın. Dua et senden para almıyorum. O kadar laf ettim ben sabahtan beri. Konuk mu çağıracağız? Canın sağ olsun kardeş be. Konuşma ücretsiz değil mi? Konuşabiliriz konuşabildiğimiz sen kadar. Sen konuşabilirsin. Sana fiyat geçiyor. Senin tesbihini yerim. Sen bu tesbihi bana ver bakayım. Ver. Yok ya bizim ver. Sembolümüz. Nasıl veririm sana bunu? Sıkar biraz. Kabadayılık sembolü tabii, değil mi bu? Tabii. Vermem sana bunu. Neyse şimdi konuk mu çağıracağız? Yani rica etsem. Kelle başına. Özür dilerim yani. Öyle bir emir yok yani. Rica etsem. Kelle başına ne alacağız? 250 milyon alırım. Nah. Kelle başı 250, haftada 500 yapar evladım. 3 sanat, çoğu sanat olacak. Bir itirazınız mı vardı? Yok kardeş, ayıp ediyorsun. Sana bir itiraz mı? Sana... Allah'ım yarabbi. Eski ismim olsaydı ben biliyordum ne yapacaktım sana. Şimdiki ismim yok. Şimdiki ismim yok. Evet. Şimdi huzurlarınıza... Çaçan plakçılık adına, çaçan plak... Onu açık mı verdik? Çaçan, onca buran çaçan oluyor. O ne? Ben de amma sır tutarım ha. Ama gizli sır tutarım ben de. Evet. Şimdi Buran Çaçan diyoruz bir. Hemen yanında moment 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 daha kuvvetli alkış rica edeceğim. Yine onun sanatçısı olan Ebru Yaşar ve ikisine gümbür gümbür bir alkış diyoruz. Buran Öfler Buran. Buran Öfler, yap. Valla çok da yakıştık birim. Hiç de uymadı la. Ha sarı yeşil lahmacun oldu bu. Evet, bu güzel sanatçıları şimdi gelirken alkışladınız ama bir de yerlerine otururken bir gümbür gümbür. Alkışlarla otururken.
Sen ikimizin ortasına gir. Tamam. Burhan'ım sen de böyle gir. Efendim bu koltuklar ilk bugün sizin için yapıldı. Vallahi. Yemin ederim. Bu benimki biraz çok çukura düştü. Niye böyle oldum ya? Vallahi. Burhan'ım nasılsın? Allah razı olsun. Efendim? Çok konuştu ya. Efendim hepinize en derin saygılar sunarım. Siz efendim? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Ben de saygılarım ve sevgilerim. Hayır, bu kadar güzel bir kostüm giyeceğinizi söylemediniz. Biriniz beyaz giyindi, ben hele bak. Aynı, gene hıyar kimin oldum. Vallahi billahi ya. Yani öyle diyor da hep ikleri o alıyor. Ben geçen gün bir yere gittim. Bir mağazaya gittim. Dedim ki bu güzel dedim, bunu ver bana dedi. Dedi ki Burhan Bey dedi, bunu İbrahim Bey aldı. Peki dedim. Elime attım ona, dedim o zaman bunu ver dedi. Dedi onu da İbrahim Bey aldı. Ulan oğlum desene hepsini İbrahim Bey almış. Ben ne giyeceğim dedim. Şimdi hangisini alayım? Bize ilk başta hangisi söylesin efendim? Gel bakayım Burhan. Şimdi ben listeme bakmadım. Yani öndeki listeye bakmadım. Ne okuyacağını da bilmiyorum. Bize bu güzel insanlara ve televizyonları başarında oturmuş o güzel insanlara ne söylemek istersin? Sayın Burhan Çaçan. Şimdi canlı mı okuyalım yoksa ya canlı oku. Ya canlı nasıl dizene oku. Canlı oku. Tabii ben senin yanına geldim ya, bize canlı atacaklar. Ne söyleyeceğim? Bir mühür gözüm okuyalım öyle değil mi? Kazık attın bana. Evet, mühür gözlüm be Burhan Çaçan. Let's go!
Bak bana bak bana. Dünyada en büyük şey biliyorsunuz, en büyük tehlike kıskançlık. Ve birini paylaşamama. İşte Burhan da bunlardan birini yapıyor. Ve insanları birbirinden ayıramıyor, hepsini kıskanıyor. İstiyor hepsi böyle onun olsun. Yani sizler. Burhan biraz da bana ver Burhan. Biraz da bana ver. Burhan'ın biliyorsunuz. Seni. O oradan geliyor. Şeyden geliyor ufaktan. Şimdi bir şey söyleyeyim. Büyük sesi kıskanmak hakikaten yani büyük sesi kıskanmak çok güzel bir olaydır. E küçük sesleri niye kıskanam ki? E bu durumda Ebru Yaşar'ın da bir cümle sarf etmesi lazım. Ne bu kardeşim? Yani, birbirinize evet, metiyeler düzüyorsunuz. Evet. Gayret bir şey ya. Yani bir cümle şimdi sarf et. Söyle bakayım güzel kız. Sevgili kardeşim İbrahim, kardeşin yolluyor. Hasretini çeken Ahmet Cankat. Teşekkür ederiz. Başka? Bir şey daha soracağım. Sizin plak şirketiniz mi vardı Çaçan Bey? Evet. Yanlış kurmuşsunuz. Siz dans şirketi kurmalıydınız. Çaçaça hesabı. Şimdi çaçaça kurayım, sen gelecek misin bize? Gelirim be abime, gelirim. Reklam söylesen ben gelirim. Reklamlar. Şimdi Burhan'ım, şimdi sen bize eski kasetlerden okudun. Yani yeni kaset daha düşünmüyor musun? Yani yeni bir albüm, yeni bir şey. İnsanlar merak ediyorlar kardeşim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Saygı değer halkımızın, yani değerli bizi bugünlere getiren insanlarımız. Ve şunu söylemek istiyorum. Beni mutlu eden bir konum vardır. Ben Fırat'ı dinlerken gözlerim doluyor. Niye gözlerim doluyor? Çünkü ben halk müziğine gönül vermiş bir insan olarak ve yıllardır İbrahim Tatlıses'te bu işin ilk gelenlerinden. Çünkü onlar yolu açtılar, sonra biz onların arkasından geldik. Sürekli olarak televizyonlarda izliyoruz. Ama kendi özümüzü, sözümüzü yine o güzel yorumdan, o güzel sesten dinliyoruz. Benim şu anda kaset diyelim, 3 ay sonra kaset yapacağım ama ben şu anda İbrahim Tatlıses'le yetiniyorum. O senin, yani o senin benim hakkımda güzel düşüncelerin, senin o kişiliğin, senin asaletindir o. Çok teşekkür ediyorum, saygılarımı iletiyorum ama gene bu insanlar, mesela biz kaset çıkartıyoruz. Bir ay piyasada dolaşıyor, kaset satıyor, diyor ki abi yeni kaset yok mu? Allah cezanı vermiyor, daha bir ay oldu çıkalı. Yani öyle bir derdimiz de var. İnsanlar istiyor ki ben 3 ayda 4 ayda bir kaset. Ama doyamıyorlar demek ki. Peki işte senin bir arşiv hastalığı var mıdır yani arşiv? Mesela benim hiçbir kasetim, hiçbir şarkım mesela evimde yoktur. Şimdi bende de Allah için ben de aynen o tembelliği yapıyorum aslında. Şimdi arşiv yapmak lazım. Fakat bende de öyle bir arşiv yok. Şimdi benim mesela diyelim ki bundan 78'de yaptığım bir kaseti bana desen bende mümkün değil, yok. İşte olması lazım değil mi aslında? Ama senin kasetin var bende, onu dinliyorum. Kendi kimi yapmıyorum. Yok, seninki de var bende de. Yani şeyi mesela az önce dedin ya mesela 19 mu kaç oldu bilmiyorum. Bana sor şimdi kaç kasetin var bilmiyorum. Niye bilmiyoruz abi? Şöyle söyleyeyim, yani yetenekli ve Allah'ın vermiş olduğu sedayla insanlara seslenen insan bıraksın kasetlerini sayısını, türkülerini sayısını da bilmez. Çünkü ne kadar verdi, ne kadar vermek istese doyamıyor. Doyamadığı için de sen de o doyumluluk olmadığı için sürekli kasetlerin şeyini bilmiyorsun. Abi. Ya Ebru Hanım, şimdi biz bırakalım birbirimizi. Ya biraz da sen konuş mesela. Ya sen ne yapıyorsun? Yeni kasetin çıktı. Yeni kaset kaç çıktı? Kaç gün oldu çıktı? Yani bu program bizim... Programla beraber bir hafta olacak herhalde. Yani daha yeni mi çıktı? Daha çok yeni çıktı. Klibimizi yeni çektik. Yeni gösterime girdi. Nedir? Kasetimizin adı nedir? Kasetin ismi Sevenler Ölmez. Güzel bir albüm olduğuna inanıyorum ben. Burhan abiyle beraber işte çok titiz bir çalışmaya girdik. İlk albümü aşmaya çalıştım. Ya yani en azından ilk albümdeki başarımı yakalamaya çalıştım. Çok güzel bir ekiple çalıştık. Güzel olduğuna inanıyorum ama tabii ki son söz insanlarındır, halkındır. İnşallah beğenirler. Ben elimden geleni yaptım. Maşallah. Alkışlar mıyız? Teşekkür ederim. Şimdi hep sanatçılardan duyuyorum mesela firmasından şikayetçi. Niye şikayetçi? Rap bana hep bana olduğu için şikayetçi. Yani saklamanın bir anlamı yoktur. Mesela ne kadar
500 bin mi sattı? 500 bin dersen burası çok daha onura olur. Bir şeyine bir insan der ki Allah Allah kasetim 500 bin satmış. Ama 500 bin satar ki vallahi daha 200'deyiz mahvolduk öyle ölüyor. <diye. gülüyor> Doğru söylüyorsun. İnsan kırbaçlar değil mi sanatçısın ya? Şimdi o bana geliyor bana dedi ki Burhan abi kaç olduk? Hep kendisi bilir. Mesela 400'dür derim ki Ebru 700 olduk. Çünkü bu ben sanatçı olduğum için sanatçının ruhundan anlarız. Yani yıllarca bizler mesela emek verdik ama ne kadar emeğimizin karşılığını aldık onu da konuşmamız gerekiyor. Kimse emeğinin karşılığını almıyor onu söyleyeyim. He. Sen alayımsan kız. Ben daha henüz çok yeniyim. Yani ilk albümle ben isim yaptım. İnsanlar beni tanıdılar. O güzel bir şey. Ben her zaman parayı ikinci, üçüncü planda tutuyorum. Önemli olan güzel şeyler yapmak. Ben hakkıyla yaptığıma inanıyorum ve onun bana geri döneceğine inanıyorum. Bundan sonra inşallah daha güzel. Gel bakalım geri bize de bir tane geri çevir bakayım. Gel. Gel mesela. Mesela yeni kasetinden bize ne söylemek istersin? Yar herhalde. Yar diye bir şarkı var. Dinleyin çok güzel. Seni adam zannetmiştim diyor ama sen sanmıştım beni yaktı.
bıraktım gittin ya. Güvendiği dağlara kar yağdı. Şimdi öyle kendini adam diye gösterip çok yaramazlık kazık atan insanlar var. Yüce Allah'ın bizi öyle insanlardan hafsemil eylesin ya Rabbi. Amin. Siz bunu bu şarkıyı okurken yani bu sözleri sana getirdiklerinde hiç kafanda böyle bir şey canlandırdın mı böyle bir insan? Yani böyle var değil mi şimdi öyle? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi Allah böyle insanlardan hepimiz uzak tutsun ama maalesef ki herkes hayatında böyle kadir kıymet bilmeyen insanlarla karşılaşıyor. Hepimiz karşılaşmışızdır. Gamzesini görüyor musunuz nasıl bir gamze? Ha? Burhan? Peki bir şey soracağım Burhan... ikinize de. Yani ilk nasıl tanıştınız? Yani nasıl bir araya geldiniz? Mesela o sana kaset yapayım dedi veya sen ona kaset gel yapayım dedi. Nasıl? Şimdi ben bir gün şeye gittim. Bir arkadaşın stüdyosuna gittim. Bizim Erzurumlu Suat Işıklı var. Benim yani bize de emeği olmuş bir abimiz. Oraya gittiğimde Ebru orada onların stüdyosuna gitmiş. Babasıyla gitmişler beraber. Biz gittik oraya. Oradakiler bana dedi ki ya dedi böyle bir hemşeriniz geldi dedi. Sesi de dedi güzel dedi falan. Sonra dinledik. Tabii Allah'ın nasibinde kısmetinde de varmış. Ona şöyle bir şey söyleyeyim. Yani gerçek bir olaydır. Ben bir yönetmene verdim. Yönetmenle gittiler beraber çalıştılar. Kaseti yaptılar. Okumalara kaldı sıra. Bir geldiler bana döndüler dediler ki abi böyle olmuş böyle olmuş ben ele aldım kasetleri masetleri yere vurdum hepsini kırdım dedim ki defolun gidin dedim. Resmen 12 tane parça gitti. Güzel mi değildi? Ya güzel değildi güzel değil. Stüdyo da böyle bir anlaşamadı yani yönetmenle anlaşamadı onunla anlaşamadı bununla anlaşamadı. Ondan sonra biz getirdik Allah'ın nasip kısmeti bu sahilde parçası bana gelmişti. Evet. Benim okumam için. Zaten bütün repertuara sahip çıktı sağ olsun. Ne dediyse onu okuttu. Bu sahilde, bu sahilde bekliyorum bu sahilde. Tam bu eki ağzı yani. Mesela sen okusan nasıl okur diyeyim. Bu sahilde, sahilde. Tam arada. Ya bir baktım bir tane kara kuru bir şey çıkıyor. Bu sahilde, bu sahilde bekliyorum seni. Bekle dedim Allah cezayı verecek seni. Şartı şimdi ben ilk buraya gelmişim. Allah rahmet eylesin. Seyfettin Sucu bizim benim çok saygı duyduğum bir ağabeyim benim. Olsun. Şimdi buraya gelmişim. Aksaray'dayım. Biz Aksaray'da bir otelde kalıyoruz. O da yine bizim hemşerilerimiz Ufalar'ın otelidir. Biz orada bir sürü işte... Beşik otel mi? Yok babaman. Babaman'dayız. O da aynı otelde kalıyor. Dedi kurban sana bir şey söyleyeyim dedi. Dedim ki he dedim abi dedi. Sizin dedi Ağrı'nın dedi bir türküsü vardı dedi. Dedim hangisi? Aslında bizim türkü başka türlü okunuyor da Seyfettin abinin tabii rahmetlinin sesiyle. Ağrı dağından düştüm. Şeyi dinle. Çayır çimene düştüm. Çayır çimene düştüm. Devam et, olur, devam et. Yani bunu Seyfettin Sucu o anda öyle okuyor. O da onu şimdi şeyini ölmeye bakıyor. Şimdi onu... Tabii okuyor bu parça böyle değil yani onun ağzıyla yani zaten her şey onun ağzıyla güzeldi. Ne belalı başım var vefasız yara düştüm. Vefasız yara düştüm. Ya dedim Seyfettin abi dedim çok güzel dedim bu makamda bir tane beste yapar dedim. Bizim Ağrı Dağı'ndan uçtum şair çimene düştüm. Dedim bu parçayı derdim böyle yaptım. Parça birdenbire tutayım mucizeyi giyem oldum.
Yalnız rahmetlinin öyle bir şeyi vardı ki mesela hangi türküyü okusa ağzına acayip yakışır ve böyle şey gibi otururdu. Böyle bayılırdık onun ağzına ya. Şimdi belki hatırlarsın bir akşam bir evde toplanmıştık. Sen sonradan katıldın Bahçeli Evler'de. Bahçeli Evler'de he, Allah rahmet eylesin. Şimdi o zaman... ya kardeşim karıştırma bunları ya. Vallahi fakat hepimiz okuduk kardeşim. Bir okudu Allah vermiş ya Rabbim. Yani resmen duvarlar zıngladı yani. Böyle bir şey olmaz. Türkiye'de en iyi hoyratı o okurdu. Başka kimse tanımıyorum. En iyi hoyratı yani uzun havayı o okurdu. Eyvallah. Evet. Ruhuna rahmet diyoruz. Hadi kalk bunun üstüne şimdi bize bir tane bir şey et. Neydi? Bizi pişirdiği getirdiği meydana koydu şimdi lokmayı bırak. İşte gel o şeyi oku gel o zaman. Öyle kardeş öyle. Kardeş bacısı. Yüreğe işlemiş. Çıkmaz acısı. Allah Allah Allah. Eğer müsaadeniz varsa Burhan Bey, ben bunu bu cumartesi oynayacak evet. olan Fırat dizisinde 4. bölümde okumak istiyorum. Kurban olsun efendim. Parça benim de ki. Hayır, Fırat dizisini çekerken, Burhan kardeşimi dinliyordum. Bu şarkıyı söyledi. Böyle bir kardeşim de var ya dizide. Böyle bir bunu böyle bir aldım verdim dedim ki ben bunu böyle bir serbest okusam nasıl olur? Çünkü çok güzel okumuş. Şimdi dinleyeceğiz göreceksiniz. Türkü de çok güzel, sözler de çok güzel. Bütün ayrılanlar için, bütün kardeşler için sesleniyor Burhan Çaçan. Yeah.
koyar bende yaras var 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 var. Değeri yeri kulun kölen oğlum değeri yeri 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 yeri. Ah aman 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 öle kardeş öle. Dağlar senin karın erimez. Erise de düz ovaya yürümez. Bizler derler babasızlar büyümez. Aman ya Rabbi. Ben bu sözleri unutunca hemen araya bir şeyler koymaya çalıştım. Yok, vallahi. İyi ki unuttun maşallah. Maşallah iyi ki unuttun uzun hava evladım. Evladım demek ki bu gece çok uzun hava karşılıklı okuyacağız. Bir gece işte nerede oturuyoruz ya şeyde bu ne Taksim'de bir stadyum var ya. Ne Atatürk Kültür Merkezim. Atatürk. AKM. Atatürk Kültür Merkezi bizim, AKM. Bizim radyo tatlı sesteki gibi bir tane kırmızı başarılı kız var. KBK, KBK diyor. Ben de KBK nedir la KBK? Lan ne KBK'sı? Yani kırmızı başarılı kızmış efendim. Allah cezanı verecek sana. Oradayız. Rahmetli şeyde var hocamız Nida Tüfekçi. Nida Tüfekçi. Evet. Şimdi bir baktım Nida Tüfekçi bana ver etti. Senin namısız bile. Dönme korkma. Alçak. Bir baktım Seyfettin abiye de döndü bir tane vurdu. Seyfettin dedi ki bu niye böyle diyor. Biliyorum onu ya. Dedi ama oğlum bizi sileyim ya. Hele dedi ikiz de birer tane sileyim bakayım böyle gevrek gevrek. Allah bizi birimize bıraktı mı? Doğru. 45 dakika bu uzun hava sor. Bir o söylüyor bir ben söylüyorum bir o söylüyor. Vardır ya böyle iki tane kılıç alırsın karşılıklı. Endirinin. Şimdi ben de onu diyorum yani karşılıklı gibi birer kılıç alalımız diyor. Sen de kılıç kalkan ekibi ortaya gel. Sonra bana olanlar olsun. Şimdi ne söyleyecektim ya? Unuttum ne söyleyeceğimi unuttum. Ben yalan şey söyleyecekmişsin. Ben. Yalan. 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 Aa, nereden bildin? Helal olsun sana. Helal olsun. Hey, yarın bu kadar yalan söyleyeyim size peki. Nasıl anladın kız? Malum. Elleri göreyim eller eller. 60 değil eller eller eller. Anımda söyledim yalan, seni sevmedim yalan. Yalan, yalan, yalan. Seni sevmedim yalan. Kızgın bir anımda söyledim yalan, seni sevmedim yalan.
içi başlar içimde seni gördüğüm zaman. Şimdi hemen yıllar öncesine gidiyoruz, yıllar öncesine gidiyoruz ve son kasetinde yer vermiş o şarkıya. Kara vicdanlım diyor. Ney? Çok çektim elinden. Çok çektim bittim bu aç. Kara vicdanlı vardı, evet, bilir misiniz yani. Eski? Ama güzel okuyor. O zaman beraber okuyalım. Evet okumuştu. Evet, 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 evet. Bakın şimdi dinleyin. Kara vicdanlım. Tükettin ömrümü, daha ne kaldı?
Ulan çok çektim elinden. Bitsin bu acım. Eksik işte. Ulan bitsin. Ulan bitsin bu acım. Ulan bir şey pardon hanımefendi buyurun. Fal bakabilir miyim? Kime? Küçük hanımefendiye. Buyurun. Yanlış getirmişim kartları yalnız. Yani ne? Cüceler için bunları taşıyordum. Biraz daha büyüğünü getirecek. Neyse bunu de... idare edeceğiz. Tamam mı? Buyurun bakalım. Vallahi ilk defa bakıyorum vallahi. Kaç programdır oldu ilk defa bakıyorum. Şimdi Ebru Yaşar. Sen ne yaşarsın ne yaşamazsın. Arada gidip geliyorsun. Nerede gider gelir? Arada gidip geliyor. Problemlerim var. Yıllardır çözemiyorsun. Allah'ım. İlkokuldan beri. Biri havuz problemi, biri çevre problemi. Doğru. Bak kızım, ilkokul mezunu birini bul, ona çözdür. Bana niye bakmıyorsun kız? Ya çözümü ben ne üstüne hiç alıyorum? Dur ne ya? Bir dakika abicim ya. Hadi bir üçlü reklam şettirin, ben gidiyorum. Kendimi şöyle alayım ben. Ebru Yaşar. Efendim. Ortalarda dolaşıyor musun sen? Yani ulu orta. Nasıl yani? Ne bileyim öyle dedi, ne yaşar ne yaşamaz mı? Ortalarda gezer. Falcım, hangisine söylesin bu reklamı? Ben çekeyim bunu. Efendim, reklamlar. Rica ederim. Biraz kızıklayın beni. Olmadı mı? Bir dakika. Nasıl söylüyoruz? Yapıya söyle. Ulu orta. Ulu orta reklamlar. Ebru Yaşar. Efendim. Evlenmeyi düşünür müsün? E tabi. O ne? Birdenbire böyle çok arzu ettiğim bir şey mi? Tabii. Yani de ki şimdi düşünmüyorum. Hayır, mesela. Ama şimdi şöyle açacağız konuyu bir dakika. Yani henüz yaşım çok genç. Taktı yaşa bak sinir etti beni. Hayır yani. 29 yaşında halen yaşa taktı. Tabii. Kaç? 29 mu? Kaç? Söylemeyeyim yok. 30. Çık çık. Çıkmam daha çıkmam çık, inmem de. Sen de inme ayıp oluyor. Aa. İnme. İnme. Ne alet geçsin 28'de kal. 28'de kal. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı uğurlu etsin. Evet. Her neyse yani zaman gelince. Ne demek gelince... her neyse? Yaş çok önemlidir. Bak biz ikimiz de ayvayı yemişiz demek ki. Vallahi o zaman 21. 21. Hı-hı. Yemin et. Yemin et. Abi 30 gibi gösteriyor vallahi. O ne? İnanmıyorum. Anam sen çok o zaman mahvolmuşsun. Sen 31'e gelince 60 falan göstereceksin. Eyvah eyvah zavallı. Hele tut nabzını tut. Keselim, bunu keselim. Hele nabzını tut. Yok, buran yok. Öbür taraftan nabzını. Allah 41 atıyor. Alakasız bir şey ama 41 bence yani. Bence kıskanılıyorum. Kıskanılıyorsun değil. Sen çok sempatik ve şirin bir kız teşekkür olduğun ederim, için. Bir de Burhan kardeşimizin elemanı olduğun için sana böyle takılıyoruz. Teşekkür bizi, ederim. Bizi takıntı şey et. Şey ne demek istedim? Bir şey demek istedim. Yani evlilikte kalmıştık. Çok zamanı, doğru bir müessesedir biliyorsunuz zamanı çok gelince. Çok güzel bir müessese. Biz de yani toplum olarak. Aslında o müessesede çalışmak isterdim yani. İyi bir müessese. Evliliği söylüyorlar iyi bir müessese ama kim bana orada iş vermiyor. Ay tırnağım kırılacak. Nasıl bir adam istersin? Yani nasıl bir adam istersin? De, mesela huyu ne olsun? Ne şekil bir insan? Yani insanın hayalinde yaşattığı bir tip vardır yani. Sarışın esmer katmıyorum. Hayır zaten dış görünüşü ben ikinci plana atıyorum. İlk önce insan olsun, kalbi güzel olsun, güzel düşünceleri olsun. Hoş böyle doğru, özü sözü bir. Olamaz böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz, benden bahsediyor. Ona... Böyle bir şey olamaz. Yemin ederim. Sizi tebrik ederim. Çok tebrik ederim. Burhan kendimi şöyle alayım. Böyle bir tarif. Buna sen de şaşırdın değil mi? Vallahi şaşırdım. Bak o da gülüyor. Vay benim kardeş. Allah aşkına aynı anlattığın vasıflar bende değil mi? Bak şimdi hem evleneceğiz. Vasıflar aynı da şey pardon. Aa sen burada mıydın? Özür dilerim. Ay ay ay. Allah Mesut mutlu etsin. Yüzükleri biraz sonra içeride takacağım. Yüzükleri sen, takacağım. Senin oğlan da. Ben o zaman Masar Osman yanında kendime bir oda ayırtayım. Yoksa beni oraya gönderirler. Şuradan kalkayım bir an önce. Burhan. Ha kurban söyle. Burhan. Ay. Güzel mi sohbet? Muhabbet hoş mu? Peki sevdiniz peki. Şimdi bizler... aslında burada hep şöyle biraz da ben konuşayım ya. Sesin çıkmıyor konuş biraz sesli konuş. Yani burada sabahtan beri konuşuyorsak hep sizin için yani sizin mutlu olmanız için. Aslında pot takırıyorsak yine sizin mutluluğunuz için.
Yani pot takırıyorsak sırf potunu düşün yani. Şimdi şeyden bahsediyordum işte ya. Bu neydi? Ha dur bir dakika benim abi dur unuttum abicim dur ya biraz eğlenelim abi biraz fıngır fıngır bir şey gelsin. Evet şimdi oryantalı çağırıyoruz ve şıvga diyoruz. Şuvga Hanım. Çok teşekkür ederim Şuvga'ya. Tabii. Nasılsınız? Efendim bir telefon geldi de bakarsanız ikiniz de gidersiniz güme. Onun için ikimiz de kaçtık. Korkumuzdan bakamıyoruz. Nasıl? Suratı nasıl? Bugün iyi mi? İyi. Yok maşallah durum her tarafı iyi. Şimdi efendim... Emanet de yerinde duruyor. Anladım. Buram, gel bakalım la, kovulursak da kovulalım ha. Oh be! Ciğerimi bayram etsin ya! Gel, sarıl bakayım. Elini belime at. Uf! Allah beterinden saklasın. Şimdi, yani bir ara bize telefon geldi, biz içeride bir görüşme yaptık, geldik. Yani kusura bakma, sana bakmamazlık gibi bir niyetimiz yoktu zaten de. Yani nah bakabilirdik. O yüzden gitti geldik artık dayanamadım mecbur bakıyorum ne olacaksa olsun. İnsan abisi bakar da severdi değil mi ama? Senin ağzına biber sürerim çocuğum bir de abi dersen bana.
Böyle... Hayır yani sanki basaymışız ne olurmuş yani. Bak zaten bacı kardeşmişiz. Ortada bir şey mi varmış? Hanım açtı telefon diyor ki sakın bakmayasın. Bizimki açtı diyor bakmayasın. Bir tane teyzemin kızı var benim. Sakın bakmayasın. Ama sen şeyi bozdun ha. Neyi? Yani anlaşmayı bozdun. Ya artık dayanamadım şimdi fıkır fıkır. İşim gel bakma. Gel bakma. Hadi bakma bakayım. Eğer sıkıyorsa bakma. O bizim kızımız. Evladımız o. Çok şey yaptı. Dedi ki bizim kızımız. Çok ciddi bir anlamda söyledi. Yani evdeki kusura bakma öyle söylemek ben. Oh. Bir daha. Geçen programda o bizim küçük gibi var. Ben öyle hırpılığa düşürdü. Tam yapıyordum bana. Ama onu bir tuzağa düşürdüm. Şimdi Burhan Çaçan bırak şakayı şukayı. Gel abi bize ne söyleyeceksin gel. Evet, Burhan Çaçan diyoruz. Dattan. Dattan. Diledim. Diledim seni. Diledim seni diyoruz ve Burhan Çaçan. Ellerimden sakın mahrum etme beni.
seni sevginden tut artık ne olur tut ellerimden. Sakın mahrum etme beni sevginden. Ruhumu bir alev sardı derinden. Sensiz nasıl yandım görseydin beni. Sensiz nasıl yandım görseydin beni. Şarkı güzel, okuyan da güzel okumuş. Hakikaten güzel şarkı. Ben Allah razı olsun. Bunu isminden bilmiyordum şarkıyı da ama bu yani şeyi biliyorum, melodiyi ve sözlerini biliyorum. Şarkının bu isminde olduğunu bilmiyorum. Diledim seni, Tanrı'dan bin defa diledim seni. Daha bundan güzel bir şey olur mu? Adam bilse Ebru'nun anlattığı gibi adam olmayacak. Ve Ebru'nun anlattığı gibi bir kız olmayacak. Bin defa da milyon defa dile ya kurban olum ya. Dilenmez mi ya? Evet, adam doğru. Bile dilenirim. Kapı kapı vallahi. Kimse bir kuruş vermez. Vallahi aç kalırım. Evet, şimdi ikinizin okuduğu Ebru'nun. Evet. Ebru'nun bu son kasetinde ikinizin bir şarkı okuduğunu duydum. Öyle bir dedikodu geldi kulağıma. Nedir o şarkı? Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Bugün şu tablo hakikaten insanlarımızın örnek alacağı bir tablodur. Teşekkür ederim. Yani niye örnek alacakları bir tablo? Çünkü şu anda Türkiye'de o kadar hassas bir ortamda yaşıyoruz ki. Hassas bir dönem gerçekten. Hassas evet. Bir dönem. Biz sanatçılar her zaman birliği, beraberliği, kardeşliği en başta laflarımızla, kelimelerimizle ortaya koyacağız ki insanlarımız da bu birlik ve beraberliği kendi yakın ve çevreleri içerisinde bütünlük olarak yaşamaları gerekiyor ki. Çünkü dünyada bir tane Türkiye var, iki tane Türkiye yoktur. Onun için bizde bir laf var, Anadolu lafı. Biz bize kurban, el bize kurban lafı var ya. Ben ne diyorum? Biz bize kurban, el bize kurban diyorum. Burada sözü şeye getirmek istiyorum. Şuna getiriyorum. Şarkıya getirmek istiyorum. Biz de buradaki şu anda söyleyeceğimiz parça da yine bir ağıt anlamında. Zaten hep türküler ağıt yakar. Başka şeyler ağıt yakmaz. Yine biz öyle bir güzel bir şey yaptık. Şimdi hak talep etti mi yani param var? Yok daha sonra. Evet şimdi ikisine de mikrofonu uzatıyorum. Böyle buradan yiğidim. Yiğidim diyoruz. Ben kalktım onlar oturma. Vay vay vay.
geçmeden sana kıydırdılar yiğidim. Elinden bir su içmeden sana kıydılar yiğidim. Başımda kuşlar öter mi? Bu acılar söyle biter mi? Kurşuna güç yeter mi? Sana kıydılar yiğidim, beni yaktılar yiğidim. Başında kuşlar öter mi? Bu acılar söyle biter mi? Kurşuna güç yeter mi? Sana kıydılar yiğidim, beni yaktılar yiğidim. Sevdamalar mehtabında döner durur etabında. Sevdamalar mehtabında döner durur etabında. Hangi dinin kitabında yazar ayrılık yiğidim? Hangi dinin kitabında yazar ayrılık yiğidim? Başımda kuşlar öter mi? Bu acılar söyle biter mi? Kurşuna güç yeter mi? Sana kıydılar yiğidim, beni yaktılar yiğidim. Başımda kuşlar öter mi? Biter mi? Kurşuna güç yeter mi? Sana kıydılar yiğidim, beni yaktılar yiğidim. Başımda kuşlar öter mi? Bu acılar söyle biter mi? Kurşuna güç yeter mi? Sana kıydılar yiğidim, beni yaktılar yiğidim. Başında kuşlar öter mi? Bu acılar söyle biter mi? Kurşunlar. Sen oturayım mı? Gel bir öpeyim seni kurban. Ağzımın ortasını ettiniz ha. Ha vallahi. Ben ağzını sinir ya, olurum. Olamaz. Ay. İşte biz de stüdyoda okurken aynen bu halde Ekin Hanım. Evet. Ay. Program bitti. Teşekkür ederim. Sağ olun. bu ne la? Şimdiye kadar ne kadar iyiydik. Şendik, şakraktık. Vallahi billahi ya. Diyor her, yani hayatta da diyor, her gülmenin sonunda bir hüsran vardır. Yani bir ağlayış vardır. Vallahi çok güzel ya. Diyor ki hangi dinin kitabında... Yazar ayrılık. Hangi dinin kitabında ayrılık yazar yiğidim? Yani hani yiğittin, merttin, niye bıraktın gittin? Yani aslında yiğidi ölmüş, yani ölüye sitem ediyor. Evet. Niye gittin diyor yani ben Allah. Yani aslında onu... benim burada rolüm nedir biliyor musun? Baba rolünü oynuyorum ha. Vallahi senin rolün onun. Babayla ya. Gelin ağıt yakmış. Vallahi çok güzel ya. Yerinde vallahi çok güzel, harika. Ne? Bu şarkıyı çok mu tuttum ben? Yiğidim mi? He? Birkaç kişi daha baktı. Babayı ne söylüyor ne? Kadri o gelmanı ya. Kadri o gelmanı ya. Deli misin ya? Evet ben de bunu size Fırat'a söyleyeyim. Bravo. Önümüzdeki hafta, yani bundan sonraki hafta bütün Fırat dizisinde oynayan bütün oyuncuları
buraya İbo Show'a davet ediyoruz. Önümüzdeki haftada onu izleyeceksiniz. Herkes söyleyecek, herkes söyleyecek. Ayrıca sanatçı arkadaşlarımız da olacak içinde. Gülben Ergen söyleyecek. Benim bomba dediğim, benim küçük kardeşim olan Hüseyin de, o da bir tane şarkı söyleyecek. Bakalım sesini beğenecek misiniz? O gün gelince görüşeceğiz. Evet. Allah ağlattınız, bu ne lan? Nasıl gülenler?
Teşekkürler, teşekkürler. Bir tane senin bir parça var Burak. Ne o? Nenem ne? Dur dam ne? Damlı mamlı bir şey var ne? Ne dur o? He? Daroldun kestin yine. Geldi. Anam çok özledim sana. Canım bana çay getirdi ya bayılırım sana. Et pazarından geliyor. Bayılıyorum sana. Senin de Allah canını almasın. Konsantre oluyoruz gelip konsantremizi bozuyorsun ya. Senin Allah canını almasın dedi bak. Ne güzel bir konsantremizi bozuyorsun dedi. Uzun hava kısmında ne söylüyorsun öyle? Ayye gibi tuhaf bir şey çıkıyor. Ayde çağırıyorum. Sana ne? Buldozer Göktaş. Bu da aynı şey. Buldozer Göktaş. Şuraya bak. Şanlıurfalı buldozer. Ay. Al. Al diyecektim ay dedim. Buyurun canım neye geldi hoş bulduk. Son reklam kurtuluyorsunuz benden artık ben gideyim. Gel bakayım çocuğum bana. Acil durumda kalmış bir reklamdır bu ona göre. Bütün reklamların üstünde olacak. Sana mı geleyim? Senden çıktım sana giriyorum. Ha, reklam! Dam 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 adamımız yakındır ey yalanımız. Sen oradan gel ben buradan çatlasın düşmanımız. Atlasın düşmanımız. Ay ne 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 yaptın kızdın yine. Dinlenen dedilesen sorunum kalsın bana. Vay vay ne 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 yaptın kızdın yine. Dinlenen dedilesen sorunum kalsın bana. Te te ha şöpü. Eğer Burhan vermez.
Yarabbi yarasın da. Ne söyleyeceğim bize? Efendim. Ebru Yaşar. Sevenler Allah seni yaşatsın ölmez. İnşallah her zaman. Ne? Sevenler ölmez. Şimdi yine son kasetinde yer alan ve ismini taşıyan. Evet. Kasetin adı, efendim kasetimizin adı Sevenler Ölmez. Ölmesin diyoruz sevenler. Amin. Evet. Gidenler geri dönmez, sevenler ölmez.
Allah. Harika, harika. Güzel mi? Gidenler ölmez. Dompam ona. Aman ditimlerim de. Nirinay. Evet. Evet abi, Burhan Çaçan diyoruz. Ve nereden geldim İstanbul'a? Aslında hem iyi etmedik geldik, hem de iyi etmedik geldik. Ne demek ki o? Neden geldin? Neden geldim İstanbul'a? Tutuldum kaldım avare. Vakit geçti ah ne çare. Vakit geçti ah ne çare. Gelmez olaydım. Görmez olaydım.